Bugün burada toplanmamızın amacı sizlere ne dedik? 3D printer konusunda değerli bilgilerimizi aktarmak. Bugün sadece CAD/BIM olarak bu bilgileri aktarmıyoruz. Biz Üçdörtgen firması ile birlikteyiz bugün. CAD/BIM'den Volkan Arıkan ve Üçdörtgen firmasından da Furkan Bey ile sizlere bu sunumu gerçekleştireceğiz. Fakat sunuma başlamadan önce kısaca bizi tanımayanlar için, çünkü katılımcılarımızı şu an inceliyorum. Çok farklı sektörlerden, farklı alanlardan katılımcılar var. CAD/BIM'in kim olduğunu bilmeyenler, ne iş yaptığını bilmeyenler için kısaca bir onun tanıtımını yapmak istiyorum. Hemen 2-3 dakikalık bir zamanınızı alacağım. Şimdi CAD/BIM 1993 yılında kurulmuş bir firma. Bülent Şir önderliğinde 28 yıl önce faaliyete geçiyor. CAD/BIM'in hizmet verdiği birçok farklı alan var, birçok farklı sektöre hitap ediyor. Bu öncelikle sizlerin de kullandığı tasarım programlarınız var, bir analiz programlarınız var ya da birçok ürün elde etmek için kullandığınız yazılımlar var. Bunların markası olan Autodesk'in Gold Partner'ıyız biz. Aynı zamanda bu yazılımları kullanırken böyle güçlü, dinamik, performanslı bir bilgisayara da ihtiyacınız olabilir. Bunların karşılayan HP alanımız devreye girmekte. Workstation konusunda uzman arkadaşlarım sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırlar. Bir de tamam, tasarımı yaptık. Bilgisayarımız çok güçlü. Fakat bu tasarımları çıktı ortamına dökmek isterseniz yine HP alanında plotter'lar ile ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. Bunların dışında Adobe, Chaos Group, Microsoft alanlarında da yetkinliklerimiz bulunmakta. Bugün de Ultimaker konusunda bizlere destek verecek olan, bizleri bilgilendirecek olan Üçdörtgen firması ile birlikte olduğumuzu söyledik. Onunla ilgili de gerek satış olarak gerekse tasarım ve baskı projeleri gibi özel projelerde de yer almaktayız. Aynı zamanda yazılımlarınızı geliştirmek, model analizlerinizi yapmak ya da BIM danışmanlığı ve BIM object gibi kavramlarda da sizlerle birlikte çalışabilmek bizim için çok keyifli ve verimli bir süreç oluyor aslında. Bunlarla ilgili de tarafımıza her zaman ulaşabilirsiniz. Bu zaten biraz süremiz de aksadı. O yüzden hiç sözü uzatmadan ben Furkan Bey'e vermek istiyorum. Furkan Bey sunumumuza başlar. Daha sonra zaten akışa göre tekrar iletişim halinde oluruz. Çok teşekkürler Gülizar Hanım. Çok sağ olun. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sunum anında eğer bir sorunuz olacak olursa lütfen chat'i kullanmaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyor olacağız. Hem ben hem de CAD/BIM takımı olarak tekrardan hoş geldiniz deyip hızlıca başlıyoruz. Bugünkü webinarımız 3 boyutlu yazıcılar ve endüstride kullanım örnekleriyle başlıyor olacak. İsmim Furkan Arundaş. Üçdörtgen'de iş geliştirme yöneticisi, aynı zamanda Rayistivity yöneticisi olarak hizmet vermekteyim. Makine mühendisiyim. Mail adresimi ekranda görebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman bana veya kurumsal Üçdörtgen'de tüm takım arkadaşıma ulaşabilirsiniz. Bugün nelerden bahsediyor olacağız? Kısa bir tanışma ve giriş. Üç boyutlu yazıcı nedir? Neden üç boyutlu yazıcı? Ve daha çok kullanım örnekleri. Akabinde malzeme çeşitliliğiyle benim tarafındaki sunumu bugün tamamlıyor olacağız. Üçdörtgen kimdir? Üçdörtgen Türkiye'nin ilk konsept üç boyutlu yazıcı mağazasıdır aslında. Bugün baktığımız zaman üç ana üç boyutlu yazıcı markamızda, iki tane üç boyutlu tarayıcı markamızda ve ekstra filament ve üretim ekipmanlarıyla Türkiye distribütörünü yapmaktayız. Bunlar Ultimaker, Race 3D, BCN 3D ve aynı zamanda tarayıcı tarafında Shining 3D ve Calibri ile çalışmaktayız. Ham madde ihtiyacı olarak da hem kendi markalarımızın filamentlerini hem de Filamentum markasının filamentlerini sağlıyoruz. Ve temel amacımız endüstriye yönelik profesyonel ve hızlı prototiplemeyi herkese eriştirebilmek temel hedefimiz arasında. Ya bu slaytı çok çok hızlı tutacağım. Bugün bir üç boyutlu yazıcı nedir dediğimizde artık hepimiz bir şeyler biliyoruz. Kabaca üç boyutlu yazıcı, üç boyutlu tasarımı dilimleri ayırarak, iki boyutlu geometrileri ayırarak, bunları üst üste bizim kullandığımız teknikteki malzemeye göre yığarak aslında üç boyuta getiren prototipleme makinaları. Burada çok hızlı size bir sorum olacak. Yani bugün veya daha önce üç boyutlu yazıcıları iş akışınızda kullandınız mı? Çok hızlı bir şekilde bunu GoToWebinar uygulaması üzerinden açılacak poll'la bize cevap verebilirseniz çok memnun oluruz. Çünkü
Bugün her ne kadar 3 boyutlu yazıcıların faydalarından da bahsediyor olacak olsak da birçok endüstri, birçok firma bunu bugüne kadar çok fazla tecrübe etmediğini maalesef biz görüşmelerimizde tanık oluyoruz. Ama şu anki kitleye bakacak olursak iyi bir evet oranımız var. Yani %50'nin üzerinde kullanıcılarımızı görüyorum açıkçası kullandım şeklinde. Çok fazla zaten bu tarafta vakit kaybetmeyeceğiz sizin de oylarınızla birlikte. Evet, şu an oylarımız zaten yavaş yavaş netleşti. Biz kullanıcılarımıza da oylarımızı paylaşalım isterseniz, onları da görsünler. Çok güzel. Evet, çok yoğun bir aranda aslında evet oranının olması bizleri de mutlu etti ve duydum kullanmak istiyorum diyenler aslında bizim için daha böyle keyifli, elverişli kullanıcılar. Çünkü daha meraklı bir platform var orada. Ve o oranda gayet yüksek. Kesinlikle. Yani aynı zamanda burada tabii hani kullanıcılarımız için de inşallah ufuk açıcı olur. Çünkü farklı kullanıcıların 3 boyut yazıları nasıl kullandığında bugün değiniyor olacağız temel bakış açısı olarak. Genel itibariyle 3 boyutlu yazıcılar neden tercih ediliyor? Bir, tasarımda bize ciddi bir özgürlük ve kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Bugün siz bir kalıba girmeden düşük hacimli seri üretim yapmak istediğiniz zaman çok düşük bütçelere, düşük hacimli seri üretimlerde bulunabiliyorsunuz. Erişim kolaylığı ve zaman tasarrufunu zaten ilerleyen slaytlarda çok ciddi bir şekilde göreceğiz. Bir fiil sahadaki uygulamalarla bugün 3 boyutlu yazıcıların ne kadar fayda sağladığını görüyor olacağız. Temel anlamda endüstriyel kullanımda 3 boyutlu yazılardan faydalanan müşterilerimiz fikstür üretimleri, yardımcı aparat üretimleri, kişiselleştirilebilmiş üretimler ve fonksiyonel prototipleme başlıca olmak üzere. Yine bununla birlikte yedek parça üretimleri, tutucular, ölçüm aparatları üretiminde, üretim hattını destekleyici ekipmanlar tarafında da kullanmaktalar. Aynı zamanda yapısal tarafta da maket çalışmaları, konsept modelleme, müşteri sunumu ve master planlarını da hızlı bir şekilde kullanarak iş akışlarına entegre ediyorlar. Endüstriyel kullanım örneğiyle başlayacak olursak, bu bir fil Kocaeli'de Hyundai Aslan tarafından geliştirilmiş bir kullanım örneği. Hyundai Aslan bize 2018 yılında geldiği zaman bu barkod okutucuların tetik mekanizmalarının kırıldığını ve bu bir kırılmadan dolayı bir barkod okutucunun tamamıyla tüm sistem olarak fabrika dışına çıktığından bahsetmişlerdi. Burada mühim olan, buradaki maliyet olan, yani bunun teknik olarak değiştirme maliyeti olan 290-300 liralık bir maliyetten ziyade bunun işte CAPEX'inin açılması, fabrika dışına çıkması, onarılması, geri gelmesi gibi süreçlerle toplam 30 günlük bir zaman kaybı onlar için çok ciddi bir iş akışında deformasyona sebep oluyordu. Bu parçayı biz önce 3 boyutlu tarayıcıyla orijinalini taradık. Taratılmış modeli tekrar print ettik. Print etme süresi bu tarz bir parçayı hani 30 dakika, 1 saat aralığında çok rahatlıkla üretilebiliyor. Çünkü çok küçük bir parça. Ve bu sayede bu üretimi direkt bu mekanizmanın üzerine takmaya başladılar. Ve böylelikle kendi kırılan ekipmanlarını fabrika içinde üretebildiler. Burada önemli olan işte 290 liralık maliyeti 2 liraya düşürmenin de yanı sıra 30 günlük bir kaybı aslında 1 saat gibi bir kayba düşürmüş olmaları onlar için çok kritikti. Ve hani Hyundai Aslan tüm satın alımlarında Güney Kore'den onay alarak ilerlemesi gerekiyor. Yani bu tarz bir yatırım geri dönüşümünü hesapladıktan sonra Güney Kore'den hani 10 gün gibi rekor bir sürede onay alıp satın alıma geçmişlerdi. Onlar için bayağı hızlı bir süreç oldu. Volkswagen Auto Avrupa yaklaşık 2016 yılından beri Ultimaker ve Volkswagen'in ortaklığıyla ilerleyen bir süreç. Otomotiv sektöründen hemen hemen ilk kullanım örneklerine rastladığımız kullanım şekilleri. Bu bize gerçekten üretim hattında birçok noktada 3 boyutlu yazıcının üretim avantajını sağlamış oldu. Burada gördüğünüz gibi bir fikstür üretimleri normal şartlarda siz yani doğrudan endüstride görevlisiniz. Bunların metal aksamlarla üretilmiş olmaları hem ağır hem kaba hem çok fazla yer kaplayan hem daha sonra geri dönüşümünde de çok uğraştıran bir sürece mal oluyor. Ve daha da önemlisi yani büyük bir kurumsal yapıysanız satın alma süreçleri, dış tedarikten ürettirme süreçleri siz de biliyorsunuz ki çok uzun sürüyor. Buradaki geleneksel üretim yöntemindeki süremiz aslında bizim 45 gün derken tüm bu satın alma prosesini de kapsayan bir süreç aslında. Ve bu sayede işte çok basit bir yazı fikstürünün planlanması, projelendirilmesi, sonuçlandırılması 45-60 gün gibi bir süreyi bulabilirken bu tarz bir parçayı 3 boyutlu yazıcıyla 2 gün gibi bir sürede optimize hale getirebiliyorsunuz. Ve bu sayede
Bunu çok hızlı bir şekilde canlıya alabiliyorsunuz ve üretmek için kullanabiliyorsunuz. Ve bunun bir farklı artısı Volkswagen tarafında da tüm bu malzemelerin, çünkü hani her sene yeni model değişiyor, her sene yeni kasa değişiyor, yazılar, modeller değişiyor ve her model için farklı fikstürlemelere ihtiyacınız var. Bu sebepten dolayı çok fazla bunların atıkları oluşuyor. Bu sayede plastiğe geçtikleri için bu süreçlerde bunların atıkların yönetilmesi dahi ciddi anlamda kolaylaşmış oluyor. Ve hani az önce de gördüğünüz slide'daki %80, %90 oranlarındaki zaman ve maliyet tasarrufları ciddi bir şekilde 3 boyutlu yazıcının kullanımını içeride hızlandırmış oldu. Yani burada gördüğünüz mesela bir jant bijonu sıkmak için, jant çizilmesi için üretilmiş bir aparat. Ve bu aparatta örnek vereyim, şurayı kişiselleştirebiliyorlar. Yani mouse'umu görebiliyorsanız bu kırmızıyla belirtilmiş olan bijon aslında bizim hepimizin kilitli bijon diyerek bildiği, anahtarlı bijon dediğimiz özel bir yapı. Bunu mesela burada hangisi olması gerektiğine kadar ayrıştırıp kullanıcıyı ve üretimdeki teknik arkadaşları çok iyi ve doğru bir şekilde yönlendirebiliyor. Bir başka kullanım case'i Hugo Boss, İzmir firmamızdan. Hugo Boss da uzun zamandır 3 boyutlu yazıcıları yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu sadece hani kendi işlerinde paylaşabildiğimiz örneklerden bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz fonksiyonel prototipleme tarafında bir fiil, bir dikiş makinesi mekanizmasını ihtiyaç anında özelleşmiş filamentlerle üretip gerekirse yerinde takarak, mekanik olarak işte kasnaklarla, dişlerle de bunu güçlendirerek ve çalıştırarak sonuç elde edebiliyorsunuz. Ve bu sayede 20 gün gibi yoğun üretim süreçlerinden sonra edinebileceğiniz bir üretimi aslında hem bir güne indirgemiş oluyorsunuz hem de 240 lira gibi çok daha cüzi bir maliyeti üretmiş oluyorsunuz. Buraya kadar herhangi bir sorunuz, bir öneriniz varsa lütfen chat'e yazın. Oradan da yardımcı olmaya çalışayım. Bir başka kullanım örneğimiz aslında Mahle İzmir. Yine Ege serbest bölgede bir kullanım örneği. Mahle endüstriyelleşmiş filament türlerini en çok kullanan firmalardan bir tanesi. Kendileri yoğunlukla polikarbon ve naylon filamentler kullanarak CNC'lerin içerisindeki pistonların alınıp bir sonraki üretim hattına aktarılmasında kullanılan CNC'ler için gripper tasarlıyorlar. Ve her bir gripper'ın farklı bir fonksiyonu, farklı bir geometrisi, farklı bir çalışma mekanizması var. Buna göre de yüksek sıcaklık ve mukavemet gerektiği durumlarda polikarbon malzemesini, biraz daha esneme gerektiren durumlarda naylon malzemesini tercih ederek fabrika içerisinde yedek parça stoklarını minimalize etmiş durumdalar. Ve böylelikle bu kullanım sayesinde herhangi bir parça kırıldığı zaman teknisyen çıkıp gerekli parçayı gerekli dolaptan alıp yazıcıdaki ilgili dosyayı direkt başlatarak üretime devam ettirebiliyor. Bu sayede dediğim gibi hem yedek parça tarafındaki stok miktarını azaltıyor hem de iş akışını çok ciddi hızlandırıyor. Hatta burada bazı kullanım senaryolarında da normalde kestamit parçadan üretilen gripper'lar esneme yaptığı zaman fark edilmesi çok zor olabiliyor. Ancak burada ürettiğimiz 3D printed polikarbon esneme miktarı az olduğu için esneme cycle'ına geldiğinde kırılıyor. Böyle bir kırıldığı için oradaki teknisyen doğrudan bunun değiştirilmesi gerektiğini daha net anlayabiliyor. Bu sayede de bir üretim anındaki dislokasyonu önceden tespit ederek, daha doğrusu oluşmadan önlemiş olabiliyorsunuz. Bizim en çok hani aldığımız sorulardan bir tanesi, 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş model son ürün olarak kullanılabilir mi? Aslına bakarsanız bunu yani 2017-2018 yıllarında deneyimledik. Gerçekten de güzel bir sonuç oldu. Burada görmüş olduğunuz motosiklet selesi aslında 3D printed ve daha sonra üzerine yüzey işlemi yapılarak deri koltuğun giydirilmiş versiyonu. Bu koltuk normalde 2 kişilik bir seleye sahipti. Ve bunu işte kullanıcımız özellikle tek kişilik olmasını istedi. Özel bir heykeltıraşla çalışarak bunu önce 3 boyutlu taramasını aldık. Taramayı aldıktan sonra işte ZBrush programıyla doğrudan işte
motorun da kendi çizgilerini, kavislerini koruyacak şekilde kullanıcı ile birlikte tekrar bir tasarım yapıldı. Burada görmüş olduğunuz, sağda görmüş olduğunuz küçük parçalı model aslında prototip model. İlk başta hızlıca üretip hemen takarak yerine denediğimiz bir modeldi. Tüm fittingleri vesaire kontrol edip revizeyi verdikten sonra nihai parça tekrar bu şekilde gördüğünüz gibi parçalı üretildi. Akabinde burada gördüğünüz gibi yüze işlemi yapılarak nihai hale getirilip motor üzerinde fonksiyonel kullanılabilecek bir hale getirdi ve bugün kullanıcımız hala aynı seleyi, aynı printed seleyi kullanabiliyor. Burada bizim için önemli olan şey, hani böyle bir üretim şeklini aslında bir son kullanıcıya sunmuş olmaktı. Çok da keyifli bir çalışmaydı ve bugün baktığımız zaman evet, 3 boyutlu yazıcıyla ürettiğiniz bir şeyi doğru malzeme seçimi sağlayarak ve doğru bir post proses sağlayarak ihtiyaç varsa son ürün olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Furkan Bey, bu sunuma geçmeden önce birkaç tane sorumuz var. Onları cevaplarsak en azından burada daha sağlıklı olur sunum üzerinde de. Bir önceki Tabii. slide için burada uygulanan yüzey işlemi nedir diye sormuşlar. Tabii, hemen söyleyelim. Burada öncelikle montaj sonrası zımpara macunlama yapıldı. Macunlamadan sonra da tekrar boyama işlemi yapıldı ve son nihai hale getirildi. Tamam. Bir de 3D printer ile kompozit malzemelerden yapılan tiny house örneklerini yurt dışında görüyoruz. Sizce Türkiye'de bunun geleceği var mı? Şöyle, aslında yapısal tarafta 3 boyutlu yazıcı ve 3 boyutlu yazıcı sistemlerinin mimari ve hani üretim alanında kullanıldığı örnekleri görüyoruz. Özellikle beton üretimlerde ya da işte bir gemi konstrüksiyon üretimlerinde dahi bugüne kadar yapılmış örnekleri ve çalışmış örnekleri gördük. Yani ülkemiz bu alanda ileri seviyede, bu benim şahsi görüşüm. Muhakkak ki önümüzdeki yıllarda bu tarz uygulamaları da ülkemizde göreceğiz. Ama hani direkt tiny house örneğini görebilir miyiz? Yani o konuda çok emin değilim. Hani biz biraz bireysel olarak da tiny house kültürüyle ilgileniyoruz takım içi arkadaşlarla. Hani o taraf bize şu an çok yakın gelmemekle beraber, hani en yakın örneğini Rusya'da ve Çin'de gördük. Bu şey Moğol igloları gibi yapılmış şeyler var. 3D printed binalar var. 24 saatten kısa bir sürelerde üretilip insanlara hızlı bir barınak sağlayabiliyor. Büyük olasılıkla bizim ülkemizde de ilk başta bunları yoğunluklu görüyor olacağız. Bir sorum daha olacak. Başka bir ürünün yedek parçasını üretmek için üreticiden izin almak gerekiyor mu? Örneğin barkod okuyucunun parçası için barkod okuyucu firmasıyla görüşüldü mü? Bunun bir legal yanı var mıdır diye sormuşlar. Ya açıkçası biz bunun açık tartışmasını 3-4 yani free oturum sessionlarında da yapmıştık. Birkaç hukukçu arkadaşlarımızla birlikte. Yani bu noktada şu an patent hakları vesaire gündemde olduğu için çok hani biraz gri alan. Yani net beyaz ya da siyah diyemiyoruz. Çünkü bugün herhangi bir 3 boyutlu tarayıcınız sayesinde istediğiniz birçok yedek parça üretebiliyorsunuz. Yani hani burada şu an dediğim gibi net bir şekilde evet ya da hayır diyemiyorum. Ama bugün bir CNC'niz varsa istediğiniz her şeyi üretebiliyorsunuz. Bugün kimseye herhangi bir şey söylemeden. Hani 3D printing de bu noktada aslında üretimin demokratikleşmesi tarafında herkesin bir şey üretebilme noktasında bir destek sağlıyor. Yani bu önümüzdeki yıllarda biraz daha kritik tartışmalara sebep olacak bir soru aslında. Biz de takip edip inceliyor olacağız. Evet, sorularımız siz böyle cevapladıkça arka arkaya gelmeye başladı. Sunumu çok fazla bölmeyelim. İsterseniz daha 4-5 tane soru var. Bunları sunumun en sonunda toplu bir şekilde cevaplayalım. Çünkü bazı soruların cevapları sunumun ilerleyen sayfalarında da olabilir. O şekilde en sonunda cevaplayalım isterseniz. Tamam, ben size uyarım. Açıkçası siz beni yönlendiriyorsunuz. O yüzden evet. Ben daha 4-5 tane soru var çünkü çok bölmeyelim sunumunuzda. İlerleyen sayfalarda cevapları olabilir. Tamam, ben o zaman bu kısmı birazcık daha hızlandırarak ilerleyelim. Çünkü temel olarak aslında üretim şeklindeki ana mantığı anladık. Heineken case'i yine yurt dışı case'lerinden bir tanesi. Burada en önemli olan şey doğrudan üretim hattını revize etmede kullanılan ekipman üretiminde kullanılıyor. Yani işte özel bir çöktak aparatı, normal şartlarda endüstriyel olarak ulaşamadığımız işte seri üretimi olmayan ekipmanlarda hızlıca tasarlanıp üretim hattında kullanılabiliyor. Burada işte gördüğünüz gibi ölçü, yani bir işte doğru montaj anlaşımı ölçü kontrol aparatıyla
bir üretim hattındaki bandın çalışmasını sağlayan dişli mekanizmasının üretimi ya da bu mekanizmanın olması gerektiği sıkılıkta yerine sabitlenmesini sağlayacak bir tak çıkar aparatı rahatlıkla üretilebiliyor. L'Oréal İstanbul kullanım örneğimiz bu daha çok fonksiyonel prototipleme tarafında karşımıza çıkan işte yenilenmiş şişe tasarımlarının üretim öncesi prototipleme tarafında tercih edilen bir kullanım şekli. Ağırlıklı olarak PLA ve polipropilen kullanılmasının iki temel sebebi var. Polipropilen mevcutta zaten sızdırmazlık için ciddi anlamda tercih edilen bir filament türü olduğu için L'Oréal'de şişe tasarımlarında PLA ve polipropileni ihtiyaca göre tercih edebiliyor. Schubert Almanya case'i bu case'ler arasında en ilginç case'lerden bir tanesi. Schubert bildiğiniz üzere bir global paketleme firması. Açıkçası burada görmüş olduğunuz nozzle'larla alakalı pek çok çalışmaları var. Gerekli durumda vakumlama ekipmanlarını üretip doğrudan makine üzerine entegre edebiliyorlar. Normal şartlarda işte 16'lı dolum nozzle'larını bir seferde 64'lü dolum nozzle'lı tipine çevirmeleri gerektiği zaman kullanıcılar işte 16 nozzle'ı söküp 64 tane nozzle'ı takabiliyor. Bunu Schubert özel tasarımlarıyla 3D printed case'lerle birlikte konumlandırıyor. Ve bu konumlandırmalarla birlikte tek seferde 16'lı nozzle'ı söküp 64'lü takabiliyor. Böylelikle üretim hattı 48 saat off durumunda kalmasındansa 4 saatlik bir revizasyon süreciyle çok hızlı sonuçlanabiliyor. Biraz daha yapısal tarafa geçmiş olacağız burada. Yapısal tarafta da hani hepimizin tahmin edebileceği gibi ağırlıklı mimari maket üretimlerinde 3 boyutlu yazıcılar tercih edilebiliyor. Yani tasarladığınız bina, konstrüksiyonu ne kadar kompleks olursa olsun bugün katmanlı imalatla çok ciddi bir şekilde üretimi tamamlayabiliyorsunuz. Geri geldiğinde buradaki gibi bir kesit geometriyi dahi üreterek kullanıcılarınızı, müşterilerinizi bunları aktarabiliyorsunuz. Kilo Design bu hani yurt dışında çok bildiğimiz hani herkese konu olan bir geometri olduğu için güzel bir örnek aslında. Bu binanın tasarımında da tasarım öncesi prototiplemelerde de 3 boyutlu yazıcılar ciddi anlamda kullanılmış durumda. İstanbul tarafında en yaygın kullanıcılarımızdan bir tanesi Melike Altınışık ofisi. Kendileri İstanbul'da görmüşsünüzdür çok büyük yeni bir Çamlıca Kulesi inşa edildi. Kendileri onun mimarı. Burada çok farklı kullanım örnekleri oldu Melike Altınışık ofisinin. Yani onlar sadece fonksiyonel prototiplemenin de dışında işte üretim hattında, üretim anında sahadaki ustalara, çalışanlara bir mekanizmayı nasıl yerleştirmeleri gerektiğini, neyin nereden girip çıktığını gösterebilmek için dahi 3 boyutlu yazıları aktif bir şekilde kullandılar. Bunları da biraz daha hani eğitimsel prototipleme şeklinde aslında karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Hani buraya kadar çok hani vakitte biraz kısıtlı olduğu için hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Hani buraya kadar anlattıklarımızdan sizin iş akışınıza en uygun kullanım amacı hangileri olabilir? Yani burada birden fazla seçeneği de seçebilirsiniz. Hani biz yazıcıyı kullanıyorduk ama bugüne kadar işte şu örnekleri düşünmemiştik. Bundan sonra iş akışımı entegre edebilirim dediklerinizde. Aynı zamanda hiç yazıcınız olmayıp yani biz böyle bir şeyde de kullanabiliriz diyeceklerinizi işaretlerseniz çok sevinirim. Derken siz zaten doldurdunuz bile. Çok teşekkür ediyorum. Cevaplar bugünkü geliyor. Evet, sonuçlar çok böyle verimli sonuçlar geliyor. Böyle verimli sonuçlarda biz etkinliklerimizi yapmaktan daha da keyif alıyoruz. Cevaplar yavaş yavaş netleşti zaten. Onları ben sizinle de paylaşayım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Yani ağırlıklı olarak şöyle söyleyebilirim. Prototip ve eğitim aparatları kişiselleştirilmiş son ürün yoğunluklu olarak tercih edildi. Akabinde yedek parça üretim ve üretim destekleyici ekipman tercih edildi. Kontrol ve ölçüm aparatlarına ilgi biraz düşük geldi. o da en sonucu olarak tercih edildi. Yanıtlar için çok teşekkürler. Sunumumda son iki tane slide'ım kaldı. Bugün 3 boyutlu yazıcılar ailesinde kullanabildiğimiz malzeme çeşitliliği çok çeşitli. Ama 3-4 olarak bizim bugün profesyonelliğimizin olduğu filamentleri sayacak olursak, işte görsellik ve kolay kullanım için PLA ve TAF PLA ailesi, aynı zamanda TAF PLA mekaniksel mukavemetlerde çok ciddi geri dönüş sağlıyor.
Mekanik dayanım ihtiyacımız olduğu zaman polikarbon ABS CPE dediğimiz malzemeyi kullanabiliyoruz. Sızdırmazlık ve yüzey sürtünmesinin azlığı tarafında bir beklentimiz olduğunda naylon polipropilen malzemelerini tercih edebiliyoruz. Isı direnci ihtiyacımız olduğunda 100-110 derecelere dayanıklı polikarbon CPE plus malzemelerimiz var. Esneklik gerektiren durumlardaki esnek filamentleri uzun bir zamandır üretebiliyoruz. Termoplastik poliüretan, bugün 90A şor sertliğine kadar düşebiliyoruz. PETG filamentleri üretebiliyoruz. Ve aynı şekilde destek ihtiyacı olduğu durumlarda da PVA ve BRKV ham maddelerini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani burada daha çok malzeme ortaklığı tarafında da 3 boyutlu yazıcıların 4 parti filamentlerle anlaşmaları var. Ve bugün global tarafa baktığımızda sadece bir markanın ürettiği filamentin de dışında pek çok filament türüyle de etkileşim yaparak ihtiyacınızı çözebiliyorsunuz. Çünkü bugün işte gıda uyumluluğu olan filament de var. Yüzey işlemesi kolay olan filamentler de var. Bugün BASF'nin geliştirdiği 316 ile malzemesiyle %80 çelik katkılı bir üretim yapıp bunu debinding ve sinterleme sonrası %100 316 L çeliğine dönüştürmeniz de mümkün. Sadece FDM tipi katmanlı imalat türleriyle diyerek ben açıkçası sunumumu burada noktalıyorum. Bize ulaşmanız gerekirse dilediğiniz zaman yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyor olacağız. Ben burada sözü Gülizar Hanım'a bırakıyor olacağım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizlerle. Arada tabii yine sorular geldi. Bu soruları da sunumun en sonuna alalım isterseniz. Sizler için toplu bir cevap olur. Çünkü şimdi Furkan Bey anlattı. Furkan Bey'in anlattıklarının hep bir ürün elde ettik sonunda. Peki bu ürünü elde etmek için de illaki bir tasarım programlarına ihtiyacımız var. Biz Kedbim olarak bu alanda ne yapıyoruz? Bir ondan bahsetmek istiyorum. Ben şöyle sunumumu alayım. Ekran paylaşımını gerçekleştireyim çok aksamadan. Ekranım sizlere ulaşıyor değil mi? Ben görebiliyorum. Tamam, güzel. Biz de ufak bir kendimizi tanıtalım. Biz Kedbim'den Gülizar Buzacak ve Volkan Arıkan. Ben imalat mühendisiyim. Kedbim'de MFC teknik destek uzmanı olarak çalışmaktayım. Volkan Bey, sizin de bir sesiniz geliyor mu kullanıcılarımıza? Merhaba, sesim geliyor değil mi? Siz de kendinizi tanıtabilir misiniz? Sesim geliyor değil mi? Geliyor şu anda. Tamam, merhabalar. Ben de evet, makine mühendisiyim. Makine mühendisiyim. 15 yılı aşkın süreden beri Kedbim'deyim. Birçok zaten katılımcıyı da tanıyoruz. Sorularınız varsa cevaplandırmaya çalışacağız. Umarım keyifli bir sunum olur. Evet, şöyle çok yavaştan başlatalım vaktinizi almadan. Bugün zaten konumuz belli. 3D yazıcılar ve endüstride kullanım örneklerinden bahsediyoruz. Bunu nasıl CAD programlarıyla kendime entegre edebilirim ya da neden kullanmalıyım diye konuşmak için toplandık aslında. Furkan Bey de bu gibi süreçlerden bahsetti. Peki dediğim gibi Kedbim'in bu alandaki rolü ne? Bizler neler yapıyoruz? Bu konuda onları bir konuşalım. Şimdi sunumun başında da bahsetmiştik. Autodesk bünyesinde Gold Partner olarak faaliyet göstermekteyiz. Peki Autodesk hakkında biraz konuşalım. Autodesk dünyada bütün disiplinlere hitap eden, daha doğrusu aynı çatı altında hitap eden tek marka. Kendi içerisinde sektör özel yarattığı paketler ve bu paketler haricinde farklı ihtiyaçlarınızı karşılayacak tekilde kullanabileceğiniz birçok farklı yazılım bulunmakta. Autodesk'in bu disiplinlere özel topladığı paketler içerisinde birçok farklı yazılım var. Yani bir üretim sektörünün ihtiyacı ne olabilir diye düşünülmüş. Daha tasarımın iki boyuttaki eskiz aşamasından üretimin en sonuna kadar sistematik bir şekilde ilerleyebileceğiniz yazılımları bir araya getirmiş. Sadece üretim sektörü içerisinde de değil. Bu örneği aynı şekilde yapı sektörüne ve medya eğlence sektörüne de verebiliriz. Şimdi bugünkü konumuza dönecek olursak, Autodesk'in bize bu konuda sunabileceği neler var diye sorduğunuzda bizlerin sizlere bahsedeceği yazılımlar çıkıyor ortaya. Sonuç olarak bir ürün elde etmek istiyorsak bunu sadece 3D printer olarak düşünmeyin. Bir bina modeli olabilir, bir yedek parça olabilir. Sonuç olarak bir ürün varsa ortada, onun öncesinde gerek manuel, gerek de elle çizim olarak, gerekse
günümüzün teknolojisini kullandığımız CAD yazılımları ile bir model var etmemiz gerekiyor. Bir tasarım gerçekleştirmemiz gerekiyor daha doğrusu. Bu tasarımları birçok farklı CAD yazılımıyla gerçekleştirebiliyoruz. Hatta Autodesk'in yazılımları olan Inventor, Revit gibi yazılımlarla da gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra buradan 3D printer'a da gönderebiliyoruz. Fakat bu yazılımların 3D printer ile konuşması daha manuel gerçekleşiyor. Biz günümüzde dijitalleşme diyoruz, işte entegre çalışma diyoruz, kusursuz tasarımlar diyoruz. Bu gibi çağrışımlarda, bu gibi etkileşimlerde de 3D printer teknolojisine ayak uyduran Autodesk'in bir yazılımı ortaya çıkıyor. Bu da Fusion 360. Fusion 360 Product Design paketini kullanarak da erişebileceğiniz bir yazılım veya tekil alarak da kullanabileceğiniz bir yazılım. AutoCAD ile mesela Fusion'ı ya da Inventor ile Fusion'ı bir arada kullanmak isterseniz bu Product Design paketi sizler için biçilmez bir kumaş olacaktır. Fakat yapı sektöründe ya da daha farklı alanlarda çalışıyorsanız bu paket içerisinde Fusion bulunmamakta. Bu sefer de bunu tekil alma şansınız, tekil kullanma şansınız ortaya çıkıyor. Tekil olarak da Fusion 360 sizlere destek verebiliyor. Şimdi programın detaylarından biraz bahsedelim. Fusion 360 aslında birçok ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir modelleme yazılımı. Yani Fusion 360 içerisinde modelinizi oluşturabilirsiniz. Bunun analizini yapabilirsiniz. Ardından simülasyonu çıkarabilirsiniz. Oradan CAM dediğimiz CNC tezgahlarda işleyebilmek için bir post proses kodu çıkarabilir ve sahaya göndermek için, çünkü biz hala da yapı sektörü için belki biraz daha az olabilir ama üretim sektörüne bir fabrikaya girdiğinizde hala ortada teknik resimler dolaşmakta. Fusion 360 bu konuda da teknik resim çıkarma konusunda da detaylarına olanak sağlıyor. Yani komple bir süreci görebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bir alan aslında burası. İster tekil bir part dosyası, isterseniz montaj dosyası, hepsini Fusion içerisinde yaratabilirsiniz. Peki bu tasarımlarınızı Autodesk Fusion'da nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi Fusion, hep diyoruz, biz sunumlarda da bahsediyoruz, cloud'da çalışan bir program diyoruz. Cloud'da çalışmanın bize ne gibi avantajları oluyor? Dosyalarımıza her yerden erişim sağlayabiliyoruz cloud'da çalıştığımızda. Evden de açsanız, kendi account'unuzla sisteme giriş yaptığınızda bulut ortamına kaydettiğiniz dosyalar erişim sağlayabiliyorsunuz. Fakat bir yerde server'da da kullanabiliyorsunuz. İlla buluta kaydedeceksiniz diye bir kaide yok. Lokalde de çalışma şansı Fusion 360 size bunu sağlayabiliyor. Şimdi Fusion'ın en can alıcı noktalarından biri aslında bu veri yönetimi. Çünkü piyasadaki kullanıcılarımız hep bilirler, işte bir dosyayı en son kim açtı, hangi versiyonda kim değişiklik yaptı gibi sorular hep askıda kalıyor. O an herkes birbirine bakıyor, acaba kim değiştirdi bu dosyayı diye. Fusion bu konuya çok güzel bir açıklık getirmiş aslında. Benim de gerçekten çok uygun bulduğum, çok elverişli bulduğum bir alan burası. Fusion Team dediğimiz bir bölüm var yazılımın içerisinde. Burada kendi ekibinizi oluşturabiliyorsunuz. O ekip içerisinde dosyada en son kim değişiklik yaptı, bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Versiyon takibi zaten başlı başına bizim sektörde de bir sıkıntı. Burada bir dosya içerisinde her yaptığınız değişimden sonraki kaydettiğimiz yeni bir versiyon olarak sisteme kaydoluyor. Fakat bunu bizim Product Data Management dediğimiz PDM ile karıştırmayın. Bu bir PDM yöntemi değil. Sadece dosya kontrolü dediğimiz bir kavram bu. Ama burada da işte ne gibi kolaylıklar oluyor? Parçanın baştan sona hikayesine aslında ulaşmanızı sağlıyor. Üniversitelerde hocaların mesela çok kullandığı, sevdiği bir alan. Çünkü buradan sınav yapan hocalar bile var. Öğretmen kendi admin gibi oluşturuyor takımını, alta sınıfını koyuyor. Oradan öğrencilerin dosya kontrollerini sağlayabiliyor. Bu bizim zamanımızda işte sınav esnasında ortada flaşlar gidip gelirdi.
o karmaşayı ortadan kaldırıyor diyebilirim. Veri paylaşımı konusunda da Fusion ile veri paylaşımını çok rahat gerçekleştirebiliyorsunuz. Karşı tarafta bir yazılım varsa, yani daha doğrusu göndereceğimiz dosyanın formatını karşılayan bir yazılım varsa açması zaten bunu kolay. Fakat hiçbir yazılım olmadığını düşünün. Bu da ne yapabilir? Bu sefer de ücretsiz görüntüleyiciler çıkıyor aslında karşımıza. Bu sayede sorunsuz bir aktarım yapabiliyoruz. Yaratacağımız bir link ile müşterimiz bu modeli ister telefondan, ister tabletten, isterse de bilgisayardan açabiliyor. Yeter ki elinde akıllı bir cihaz ve internet olsun. Ayrıca Play Store'da da App Store'da da indirebileceğiniz Fusion'ın kendi bir aplikasyonu var. Burada kendi hesabınızla giriş yaparak dosyalarınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde takımlarınızı yönetebiliyorsunuz. Üzerinde notlar alıp karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Bir de Fusion'ın bir diğer özelliği, hem birçok CAD yazılımı zaten biliyorsunuz Mac'le uyumsuzluk çıkartıyor. Fusion'da öyle bir sıkıntı yok. Hem iOS ortamında hem de Windows ortamında çalışabiliyor. Şimdi burada 3D printer ile işbirliğine gelecek olursak, şimdi modeli oluşturduktan sonra sadece tek bir tuş ile, burada tools'un altında Mac tuşu ile kendi yazıcınıza otomatik olarak bağlanıp modelinizin basımı ile ilgili ayarları yazılım içerisinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Fusion 360 3D printer'da birçok farklı programa zaten destek vermekte, kolaylıkla kullanabileceğiniz bir alan. Peki ben neden tek bir yazılım içerisinde gerçekleştirmeliyim bunları? Yani tasarım ve üretimi aynı programda yaratmanın avantajı nedir diye sorduğumuzda kendi kendimize. Tabii ki gerek kusursuz ürün ortaya çıkarabilme, gerekse entegre çalışabilirlik diye bir kavram çıkıyor ortaya. Mesela plastik parçalarda 3D printer ile basarken modelde bir çekme payı bırakmamız gerekiyor. Eğer doğru hesaplanmamış ve baskı ortamında hatalı sonuçlar alıyorsak, bir tolerans aralığımızda sapmalar gerçekleştiriyorsak, modele dönüp bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu her CAD yazılımında bu şekilde gerçekleşiyor. 3D printer'da da değil sadece. Bu nedenle aynı platform içerisinde çalışmak, hem mühendislik hem de bir üretimi bir arada toplayıp Fusion 360 ile sizlere tek bir pakette sunabiliyor. Şimdi Fusion 360 Product Design paketinin içerisinde yer alıyor diye sadece üretim sektörüne hitap ediyor anlamı vermiyor bize. Birçok farklı sektör 3D printer ile modellerini yapabilmekte. Mekanik alanda da, yapı sektöründe de, hatta özellikle son dönemlerde biyomedikal alanda 3D printer adını çok duyuyor olduk. Çünkü bazı modelleri geleneksel üretim yöntemleriyle ortaya çıkarmamız mümkün olamayabiliyor. Bu konuda bir kalıba ya da kalıbın da yeterli gelmediği alanda 3D printer'a ihtiyacımız olabiliyor. Bu özellikle generative design diye tanımladığımız modellerimizin mukavemetini korurken ağırlığını azalttığımız ve aynı zamanda da verimliliğini arttırdığımız, bu da ne demek oluyor zaten, eşittir maliyette düşüş yaşadığımız bir teknolojiden bahsediyoruz. Burada ortadaki görselde de göreceğiniz üzere daha amorf yapılar çıkartıyor aslında generative design bize. Yine aynı mukavemeti karşılıyor, gelen yükü aynı şekilde karşılıyor ve siz hiçbir tasarım gerçekleştirmiyorsunuz burada. Sadece modelinizi koyuyorsunuz ve bu modelinize bir ne olabilir? Mesela bir yedek parça olabilir. Bir yedek parça çıkaracaksanız şayet, bu yedek parçaya gelen yükleri sadece Fusion içerisinde tanımlıyorsunuz ve size yüzlerce tasarım örneği çıkartıyor. Bu yüzlerce tasarım örneği çıkanlar arasında bir filtreleme oluşturuyorsunuz. Kendi sisteminize en uygun olan modeli alıp kusursuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu konuda Volkan Bey'in de birkaç cümlesi olacağını düşünüyorum. Volkan Bey, sesim geliyor mu? Evet, şu anda gelmiyor sanırım. Ben devam edeyim o zaman.
Şimdi burada da 3D printer'ın çalışma mantığını anlatan kısa bir animasyondan bahsetmek istedim. Aslında mantık belli. Elimizde bir model var ve çeşitli malzemeleri kullanarak bu modeli eklemeli imalat, yani katmanlı üretim olarak en sona ulaştırmak. 3D printer içerisinde Fusion 360'ta da doluluk oranını veya ekleme yöntemleriyle ürünün donanımını veya dayanımını kontrol altında tutmamız mümkün. Fusion 360'ın 3D printer ile entegrasyonu zaten ürünlerden de gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde işliyor. Ve Fusion 360 gerçekten hem fiyat hem de performans olarak birçok CAD yazılımına kafa tutacak bir alan diyebiliriz. Bununla ilgili geçmiş dönemlerde de zaten YouTube kanalında takip edebileceğiniz bir webinarlar gerçekleştirmiştik. Oradan da Fusion ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi benim sizlere çok tutmak istemiyorum Fusion ile ilgili. Birkaç sorumuz vardı. Bir şey söyleyebilir miyim? Sesim geliyor tabii, değil mi? Tabii. Evet evet geliyor. Birkaç tane şeyi detaylandırmakta fayda var. Birincisi, birçok CAD yazılımı, internet ortamında bulduğunuz birçok modeli CAD yazılımların içerisine alabilmeniz için iki temel mantıkta hareket edersiniz. Bunlardan bir tanesi, işte üreticiler veya kullanıcılar internet ortamında bir CAD dosyayı paylaşmışlardır. Bu CAD dosyayı alıp açmanız gerekir. CAD dosyayı alıp açmaya kalktığınız zaman sizin elinizdeki yazılımın oluşturulmuş olan birçok farklı CAD yazılım var. O CAD yazılımlarda oluşturmuş olan uzantıları sizin açabilmeniz gerekiyor. Fusion, Unigraphics'ten CAD'ya, Inventor'dan mimari alanda kullanılan yazılımlara kadar birçok yazılımı datasını direkt olarak açabiliyor. Bu birincisi önemli detay. Yani hiçbir şekilde sorun yaşamadan sizler piyasadaki CAD'lerin, çoğunlukla kullanılan CAD'lerin %100'ünü açabiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı çıkmıyor. İkinci bir önemli nokta, baktığınız zaman aslında eklenti dediğimiz, yani ek belirli çalışmalar yapılarak birçok farklı mesleki alandaki yazılımların oluşturduğu datalarla çalışılabiliyor. Bunlardan biraz bahsetmek gerekiyor. Mesela yapısal sektörde kullanılan Revit dediğimiz bir yazılım var. Bizim ana amiral gemimiz bu noktada, yapısal alandaki. Revit dediğimiz yazılımın içerisinde birçok farklı mesleki disiplinin, bunlar havalandırmadan tutun inşaat mühendisine, mimariden tutun elektriğe kadar birçok farklı mesleki disiplinin ortaklaşa çalıştırabildiği bir sistematik. Buradaki Revit'in içerisindeki herhangi bir datayı direkt olarak açabildiği gibi, aynı zamanda Fusion buralara family datalar dediğimiz içerisinde kullanılacak olan temel datalara çıktı da verebiliyor. Fusion içerisinde bulunan generative design dediğimiz kavrama baktığımız zaman da iki şeyi düşünmek gerekiyor ve yazılımın gücü orada aslında ortaya çıkıyor. Bu nedir? Birçok sunumda da tekrarlıyoruz. Prolog dediğimiz, yapay zeka dediğimiz bir kavram var. Yazılımlar hızlı bir şekilde kullanıcıların nasıl kullandığını ve aynı zamanda kullanıcılardan gelen verileri baz alarak bir matematiksel algoritma oluşturuyor. Bu matematiksel algoritma sayesinde de tasarımlarda bizlere yardımcı oluyor. Bunları nerede, nasıl görebiliriz? En basitini şu şekilde düşünebiliriz. Siz bir masayı, önünüzdeki bir masayı düşünecek olursanız şayet, masa ayakları belirli bir yerden bağlantılıdır üst taraftaki tabloya. Siz generative design içerisine girdiğiniz zaman bağlantı yapılacak olan alanları, evet buralara dokunma, buraları ben bağlantı yapmak zorundayım, bu üst kısmın şu alanın içerisini kullanmak zorundayım gibi bir şeyi komuta girdiğiniz anda otomatik olarak yüzlerce alternatifi yazılım kendi kendine sizlere çıkartabilmekte. Bunu biz yapısal alanda da birçok Revit sunumlarında da anlatıyoruz. Diyoruz ki evet, Dynamo dediğimiz bir özellikle beraber, ki aynı zamanda Dynamo ile beraber biz Forge'u birleştirdiğimizde, Dynamo ile beraber Quantum birleştirdiğimizde bizler işte biz 20 metrekarelik salonu olan
6 metrekarelik işte ıslak zemini olan, mutfağı şu kadar olan, 4 kişinin yaşayacağı, işte kuzey cephesi burada olan, ısıyı ne kadar alacağını hesaplasın, bana burada bir alan tasarımı yapsın dediğiniz zaman, düğmeye bastığınız anda yapay zeka alt kısmı otomatik olarak bunları çıkartabiliyor. Peki yazılımların bu gelişmesiyle beraber karşımıza ne çıkıyor? Yazılımların gelişmesiyle beraber karşımıza çıkan en temel noktalardan bir tanesi de hafiflik. Malzemeyi hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Hafiflikle beraber aynı zamanda mukavemet giriyor. Bütün bunları sağlayabilen üretim yöntemlerinde değişmesi gerekiyor. Baktığımız zaman geleneksel üretim yöntemleriyle şu anda gelişmekte olan üretim yöntemlerine baktığımızda arasındaki en büyük fark, düşünün, bu iki alanda da örnek verebiliriz. Mekanik alanda civata bağlantılar, kaynak, bütün bunlarla yapılan bir sistematiğin zaman olarak ne kadar bir zaman alacağı, işçiliği alacağı orta yerdedir. Fakat 3D printing teknoloji aynı zamanda metale doğru da gidiyor, sürekli hızlanıyor o noktada. Bu teknolojiyle beraber sizler günler gerektiren zamanı çok kısa bir zaman alıp bunları oluşturabiliyorsunuz. Fakat orta yerdeki örneğe bakacak olursak, mesela böyle bir şeyi normal bir üretim yöntemiyle yapmaya kalktığınız zaman yapabilme imkanınız yok. Lakin 3D printing teknolojisiyle baktığınız zaman böyle bir örneği yapabiliyorsunuz. Bu bize neyi gerektiriyor? Nasıl bir çalışma yapılmasını gerektiriyor? Şöyle düşünebiliriz. Son 2 yıldan beri Autodesk eklemeli üretim yöntemiyle beraber aynı zamanda geleneksel üretim yöntemlerini de nasıl şekillendirebiliriz? Yazılımlarla nasıl adapte edebilir şeklinde çalışmalar yürütüyor. Fusion aynı zamanda bu çalışmaların ana merkezinde yer alıyor. Şunu düşünmek gerekiyor her zaman. Sistematik olarak bakıldığı zaman bütün dünyada hızlı bir şekilde üretimin gerçekleştirilmesi, aynı zamanda en az malzemeyi kullanarak üretimin gerçekleştirilmesi hayati önem kazanıyor. Rekabet bazında ve aynı zamanda yaşanılabilir bir dünya açısından. Bu noktada baktığımızda Fusion'ın bizlere bir artısı daha var. Bu artısı nedir? Generative Design'in yanında. Geleneksel üretim yöntemleriyle yaptığınız herhangi bir çalışmayı bizler Numeric Control System dediğimiz, NC dediğimiz Numeric Control sistemlerde de işleyebiliyoruz. NC dediğimiz Numeric Kontroller nelerdir? Sıklıkla duyduğunuz CNC, lazer kesimler, upcount, punch gibi işlemler, birçok işlemleri yapabilmeniz için sizlere belirli bir veri vermesi gerekiyor. Koordinat sistemi koyması gerekiyor. Yani siz global alanda, dünyada bir globalde bir koordinat sisteminiz var. X'de, Y'de ve Z'de bir koordinat sistemini modellerinizi oturttuğunuz zaman bu yapı sektöründe de aynı zamanda üretim sektöründe de kullanabileceğiniz kodlara dönüşüyor. Bunlar NC nümerik kodlar vasıtasıyla hızlı bir şekilde CAD yazılımlar nümerik kodlar çıkartabiliyorsa şayet, yani bir siyasinin içerisinde bir boşaltmayı, işte üzerinde bir malzeme boşaltmak için kodu çıkartıp oraya işleyebiliyorsa, aynı zamanda buradaki boşaltma işlemin tersini düşünecek olursak da 3D printing teknolojisiyle X, Y, Z koordinatları belli, belirli koordinatlarda malzeme dökümü yaparak eklemeler de yapılabilir. Buna eklemeli üretim yöntemi deniyor. Bu eklemeli üretim yöntemi dediğimiz yöntemle artık bizler koca koca köprülerin yapılabildiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de hızlı bir şekilde yapısal alanda da bunları görebiliriz. Fusion'un aslında bir artısı daha var. Bu çok güzel bir artı. Nedir bu artı? Baktığımız zaman hep sunumlarda diyoruz. Autodesk'in 180'in üzerinde yazılımı var. Bulut tabanları da sayacak olursak 200'e geçiyor bu. Birçok alanda Autodesk kendi içerisindeki CAD dokümantasyonun hepsini ortaklaştırıyor. Yani bulut tabanlı olmasına rağmen Autodesk'in bütün yazılımlarından içeriye data alışverişi yaptı. Dışarıdaki yazılımlardan içeriye data alışverişi yaptı. Ama aynı zamanda özellikle 2021 versiyonuyla başladı. Şu an 2022 versiyonları giriyor devreye. Aynı zamanda
Anycat Tech dediğimiz bir teknolojiyle de karşılaşıyoruz. Anycat dediğimiz teknoloji nedir? Örneğin X yazılımıyla çalışıyorsunuz. Siz de Y yazılımıyla çalışıyorsunuz. X yazılımında yapmış olduğunuz bir modeli direkt olarak kendi yazılımınızda açıp bu yazılımın içerisinde değişikliklerin uygulanabilmesi. X yazılımında bir değişikliği yaptığınız zaman Y yazılımında da otomatik olarak bu değişiyor. İsim verecek olursak şöyle düşünelim. Yapı sektöründe kullanılan, yani direkt olarak baktığımızda Revit'in içerisinde yapılmış olan bir modeli sizler Inventor içerisinde direkt açabiliyorsunuz. Inventor'da yapılanı Fusion yazılımının içerisine bağlayıp Fusion içerisinde değişikliklerini görebiliyorsunuz. Bir diğer önemli nokta, malzeme kütüphanesi dediğimiz kütüphane Autodesk'in yazılımlarında birbirleriyle bağlantılı çalışan bir sistematiktir. Yani dedik, bu 200'e yakın yazılım birlikte çalışıyor. Peki bunların içerisinde kullanılan malzemeler ortak mı? Evet, malzemeler ortak. Aynı zamanda 3D printing teknolojisiyle beraber gelişen bütün farklı 3D printer modelleri de olabilir. Bu modellerle ilgili malzemeleri ve bu modelleri de direkt olarak 360 platformda olduğu için otomatik olarak alıp Fusion içerisinde kullanabiliyoruz. Sonunda bahsettin. CAD'imle ilgili birkaç şeyden bahsedelim hemen. Dediğim gibi internet ortamında bizler birçok modeli bulabiliyoruz. O modelleri 3D printer'da basabilecek halde indirip kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu modeller BIM dediğimiz yapı bilgi modelleme sistematiğinin içerisinde de kullanılan modeller. Yani siz bir mutfak armatürünü alıyorsunuz. Direkt kendi kullanmış olduğunuz mimari alandaki binanın içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bizler CAD'in olarak kendi geliştirdiğimiz yazılımla beraber bu BIM teknoloji için kullanılacak olan modelleri mimari yazılımlara uygun hale getirebiliyoruz. Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bizlere gelen, kullanıcılardan gelen sorulara bakacak olursak şöyle bir sıkıntı geliyor. Teknik resimde normalde insanlar, yani kullanıcılar, yazılımı kullanan kişiler, mühendisler, teknik ressamlar teknik resimde detayları verirler ve üretime gönderirler. Direkt olarak baktığımız zaman bu detayları. Teknik resimin üzerinde çapı 20 olan bir ölçü varsa şayet artı eksi tolerans şeklinde burada veri girişini yaparsınız. Yazılımdan çıktıları aldığınızda üretime gittiğinde üretimdeki kişi bakar, der ki evet bu 20 çapında, 20 çapından kesinlikle büyük yapamayacağım bunu. Ama 20 çapından 0.2 milimetre daha küçük yapabilirim. Buna tolerans kavramı deniyor. Autodesk'in üretim sektöründe kullanılan Inventor ve Fusion içerisinde bu tolerans dediğimiz, tolerans analiz dediğimiz kavram direkt olarak yer alıyor. Bu analiz yöntemiyle kaçlık bir tolerans kullanacağımız belirliyoruz ve gerçek anlamda modelleri bu toleransı ölçüye getirebiliyoruz. Eklemeli üretim yönteminin, 3D printing teknolojinin CAD yazılımlarla arasındaki en büyük aradaki fark burada yer alıyor. Yani siz CAD modellemede 20'lik çizdiğiniz bir ölçüyü direkt olarak printer'a 20 olarak veriyorsunuz ve 20 olarak alıyorsunuz. Ama herhangi bir tolerans veya orada kullanım boşluğu değerli ortaya yerde yok. Bizler Fusion ve Inventor içerisinde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Autodesk'in yazılımları tamamıyla açık kaynak kodlu yazılımlardır. Açık kaynak kodlu yazılım demek ne demek? Bu yazılımların içerisinde içeride kullanılan komutları geliştirerek ya da yeni yazdığınız komutlarla yazılımları yön verebilirsiniz. Yani diyelim ki bir örnekle anlatalım bunu. Sizler Surface modelle çalışan bir kullanıcısınız. Bu Surface modelle çalıştığınız modellerinizi katı bir modele dönüştürmeniz gerekiyor. Fakat kullandığınız belirli yöntemler var. Bu yöntemlerin haricinde de birkaç tane komut gerekiyor. Otomatik olarak burada bunları Autodesk'in yazılımların içerisinde geliştirerek kullanabilirsiniz. CAD olarak biz bu tarafta da destek veriyoruz.
Kullanıcılardan benim nacizane isteğim şudur. Herhangi bir şekilde üretim içerisinde kullanmış olduğunuz parçalarınız varsa, bu parçalar çok çok fazla kırılıyorsa veya bu parçaları sizler sıfırdan tasarladıysanız şayet, gerçek anlamda tersine mühendislik işlemi de olabilir bu. Gerçek anlamda bu yapmış olduğunuz tasarımları görmek, yöneticilerinize sunmak, müşterilerinize sunmak gibi bir derdiniz varsa mutlaka böyle bir teknolojiyle gidilmesinde fayda var. Ki bu ihtiyacı bizler müşterilerimize çok fazla görüyoruz. Nerede görüyoruz? Artık analiz ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani bir firma müşterisine bir ürünü yapıp göndermeye kalktığında direkt olarak şunu soruyorlar. Bunun analizleri var mı? 3 boyutlu olarak modellerini göndermelerini istiyorlar. Ama sizler gerçek anlamda bir prototipi gönderdiğiniz zaman olay çok daha farklı bir boyuta evriliyor. Biraz önce yapılan anket sonuçlarını değerlendirecek olursak, anket sonuçlarında da baktığımızda, proseslere baktığımızda, iş süreçlerine baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Genellikle bunlar cihazlarla yapılıyor. Ürünün kontrolü dediğimiz bir kavram giriyor karşıya. Kontrol aparatları olarak da bunu kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta, genellikle üretim geliştirme, ÜRGE dediğimiz departmanlar, ki burada bir tanımlamadan bahsetmek gerekiyor. POKE, YOKE dediğimiz bir sistematik vardır. POKE, YOKE dediğimiz sistematik nedir? Bunu siz her yerde görürsünüz ama reel anlamda bunu üretimde kullanmanız gerekiyor. Bu nerede? İngiliz prizlerinde görürsünüz. Örneğin bir prizi baktığınız zaman bir tane deliğin bir tanesi daha büyükse şayet, sizin onu takacak olduğunuz, oraya takacak olduğunuz aparatın ters takılamama gibi bir durumu ortaya çıkıyor. Veyahut da siz bir işi yapacaksanız bir aparat koyarak ortaya yere, onu takacak olan işçinin, kol emekçisinin yanlış bir şekilde takmamasını sağlarsınız. Bu şekilde sistematiklerde de 3D printing teknoloji hızlı bir şekilde kullanılabilir. Özellikle seri üretim yapan firmalarda da bunların hızlı bir şekilde hayata geçmesini görüyoruz. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Sorular varsa cevaplandırmaya çalışalım. Çok teşekkür ederiz. Soruları şöyle bir kontrol edelim. Farklı bir soru var mı? Ben hem soruları kontrol ederken sonra iletişim bilgilerimizin olduğu sayfayı da paylaşayım sizlere. Vakit ayırdığınız için biz çok teşekkür ederiz. Furkan Bey'e, Volkan Bey'e, gerek bana kafanıza takılan bir soru olduğunda her zaman ulaşabilirsiniz. Ben şimdi sorularımı kontrol ediyorum. Siz de o anda aklınıza gelen bir soru varsa yine question bölümünden yazabilirsiniz. Bir sorumuz var. Ben iç mimarım ve mobilya tasarımları yapıyorum. Bunlar daha çok heykelsi formlardan oluşuyor. Bu tasarımları ürettikten sonra kalıp almak için önerebileceğiniz bir yöntem var mıdır? Ya da seri üretimi 3D yazıcılarla sağlanabilir mi? Boyutları 40 santime 40 santimi geçmiyor diyor kullanıcımız. Ya şöyle bir cevap verebilirim bu soruya. Burada seri üretim tarafında, yani kalıptan hangi malzemede üretim yapılacak, bu önemli. Kaç adet yapılacak, bu önemli. Düşük adetli seri üretim yapılacaksa, tabii içerisine polyester gibi bir döküm yapılması planlanıyorsa, standart silikon kalıplama ve akabinde bunu dökümle çoğaltma yöntemi mevcut. Bu tarz bir uygulamayı uzun zamandır heykeltıraşlarla yapıyoruz. Heykeltıraş çalıştığımız kullanıcılarımız modellerini parçalı bir şekilde ürettiriyor ya da kendileri üretiyorlar. Akabinde de atölyelerde silikon kalıplarını aldırarak dökümlerini sağlıyor. Ve daha sonra post proseste nihai forma getirebiliyorlar. Evet, silikon kalıplardan bahsettiniz. Bir kullanıcımız da silikon kalıp uygulamaları hakkında biraz bilgi almak istemiş. Ya açıkçası bu konuda çok fazla uygulama çeşidi ve çok fazla silikon kalıp alma yöntemi var. Burada tamamen sizin ihtiyacınız olan son ürünle mevcut geometrinizin ortaklaşa bir yol haritası çıkartıyor olması lazım. Bu noktada hani ev tipi silikon kalıplama yöntemleri var, endüstriyel tip silikon kalıplama yöntemleri var.
Hani burada eğer Ercan Bey bize ulaşabilirse sizlere ya da bizlere ya da arzu ederlerse kendini bir telefon görüşmesiyle daha detaylı da görüşebiliriz. Çünkü bu iş çok hani küçük bir malzemenin silikon kalıp almasıyla büyük bir geometrinin silikon kalıp alması çok ciddi fark ettiriyor. Daha detaylı yardımcı oluruz kendilerine. Bir de LiDAR ile 3 boyutlu modelleme çalışmalarınız var mı? Bu verileri işleyebilen AutoCAD sürümleri olduğunu hatırlıyorum diye Umut Bey sormuş. Bu sanırım size gelmiş bir soru. Çünkü LiDAR ile 3 boyutlu modelleme ile alakalı benim maalesef bir bilgim yok. Evet, lazer darbeleri zaten diye açıklayabiliriz. Volkan Bey bizi bu konuda bence bilgilendirebilir. Şöyle bir şey var. RC nümerik kontrol cihazlarının hepsine data çıktısı alınabiliyor. Yani problem yok hiçbir şekilde. O konuda da detaylı olarak bize iletişime geçerse örneklerle gösterebiliriz. Nümerik kontrol sistemlerle ilgili yani bir koordinat sistemiyle çalışabilecek aklınıza gelebilen robot da olabilir. Ne olursa olsun Autodesk'in Inventor ve Fusion içerisinden data çıkışı atabiliyoruz. İki önceki soruyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Kalıplama dediğimiz yöntem sistematiğine baktığımızda bir modeli eğer oluşturduysanız şayet bu plastik enjeksiyon içinde geçerli. Autodesk Inventor'ın içerisinde böyle bir özellik var. Ama Fusion içerisinde de yani bir çekirdek içerisinde erkek ve dişiyi direkt olarak biz Autodesk Inventor içerisinde çıkartabiliyoruz. Bu konuda da elinizde bulunan işte bir modeliniz var. Amorf bir yüzey. Bunun kalıbını nasıl çıkartabiliyoruz şeklinde bir detayla gelirseniz bizler elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Nasıl yapılabildiğini sizlere öğretebiliriz. Aslında burada şöyle bir şeyi tekrar tekrar dillendirmekte fayda var. Yani ilk başta baktığımızda Kedim olarak 15 yıldan beri biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki işte komple sistem, komple çözüm neyle ilgili? Yapı ve üretim sektörüyle ilgili. Bizler birçok firmada değişik örnekleri gördüğümüz için o örnekleri birleştirip farklı bir yol göstericiliği yapabiliriz. Aynı zamanda uzmanlık alanımıza baktığımızda üretim mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar gibi farklı mesleki disiplinlerden çalışanların da bulunduran bir firma olduğu için yılların tecrübesini harmanlayıp daha doğru sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Özellikle kullanıcılar kendilerine göre bir çözüm yöntemi bulabiliyorlar. Evet bu doğrudur. Yani bir firma uzun süre çalışıp o konudaki yaptığı iş tecrübesiyle beraber bir çözüm yöntemi buluyor. Bir şekilde onu yapabiliyor. Fakat bizlerden destek alırlarsa, iletişime geçerlerse biz hem tersine mühendislik konusunda hem modelleme konusunda elimizden geldiği kadar eğitim ve danışmanlık yapabiliriz. Bunu da tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Evet, süreler çok hale gelebilir. Evet, Fusion 360 programı ile ilgili eğitim konusunda da biz Kedbin firması olarak her zaman destek vermekteyiz Kemal Bey. İletişim bilgilerini bize mail olarak ulaştırırsınız. Sizlere uygun en kaliteli eğitimi vermek için tekrardan iletişim halinde oluruz. Bir de yine Furkan Bey size bir sorum var. Burulma oluşabilecek parçalarda hangi filament çeşidini önerirsiniz diye soru sormuşlar. Ya burada biraz geometriye de bağlı birkaç malzemeyi önerebilirim. Burada deneme yanılmayla daha hızlı da ilerlenebilir. Bir polipropilen yorulmaya karşı dirençli bir malzeme. Burulmaya karşı da bu noktada yorulma kaynaklı olacağı için dirençli olacağını düşünmekteyim. Ancak yetersiz kalacak olursa da polikarbon denenebilir. Eğer ki hala optimum sonuç alınamıyorsa iletişime geçerlerse geometriyle birlikte bizimle elimizden gelince yardımcı oluruz. Peki yedek parça sektöründe çalışan biri var. Onunla ilgili de bir soru yöneltmişler. 3D printer ile üretilen bir parçanın daha sonrasında sağlamlaştırma, yüzey kalite gibi artırma işlemler yapabiliyor muyuz? Ya şöyle yüzey kalitesini artırma yapılabiliyor. Ancak tabii mikro düzeydeki bir endüstriyel tarafta beklediğimiz yüzey korozyonundan bahsediyorsak o detayda bir çalışmaya henüz ben denk gelmedim. İlla ki yapılabilir. Çünkü burada 3 boyut yazıyla üretimler alındıktan sonra yani zımparalama, kumlama gibi yöntemlerle yüzey güzelleştirmeleri sağlanabiliyor. Ancak doğru bir ham madde seçimiyle ekstra yüzey işlemine gerek kalmadan belirli kısıtlamalar altında üretim yapabiliyorsunuz. Yani işte
barkod okutucunun tetik mekanizmasındaki süreç gibi ya da bir CNC parkurundaki gripper'lar gibi üretimleri sağlayabiliyorsunuz. Bunların çok daha dışında da ihtiyaç anında yeter ki sınırlarımızı bilelim. Bu sınırlarda da açıkçası mevcuttaki birçok hammadde destek oluyor. Bir de şöyle bir cevap doğuyor aslında bu soruya. Bugün çok bahsetmediğimiz işte PEEK gibi, ULTEM gibi ham maddeler de bulunmakta piyasada. Bu ham maddeleri ihtiyaç anında üretim sonrası tavlama işlemini tabi tutmanız gerekiyor. Yani yüksek sıcaklıklara çıkartıp indirgemeniz gerekiyor ki içerideki stres dağılımı eşitlensin ve daha optimum, daha olumlu sonuçlar sağlasın. Bu tarz malzemeler de biraz daha sıcaklık işlemleri yapılarak kalite arttırılabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Sunum içerisinde bir motosiklet örneği vermiştiniz. Bu motosiklet örneğinde kullanılan PLA malzeme sıcaklık açısından dış ortam için uygun mudur diye sormuş bir kullanıcımız. Ya o zamanki kullanımımızda bizim ihtiyacımızı şöyle gördü. PLA ham maddenin dış yüzeyine yapılacak astar bizi güneş ışığının ultraviyole etkisinden arındırdı. Bu sayede de şu ana kadar yani yaklaşık bir 4 yıldır aktif olarak sorunsuzca kullanılabildi. Son bir sorum daha var. O da dişli basımında dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir? Burada en önemli nokta toleranslar ve dış yüzeydeki çekme payları. Bu noktada katmanlı FDM tipi bir imalat yapılıyorsa ilk katmandaki genleşmelerin parametreleri kontrol edilmeli ve aynı zamanda tolerans aralıkları kontrol edilmeli. Ve bir de anladığım kadarıyla kullanıcımız aynı zamanda bir 3 boyut yazıcı kullanıcısı. Üretim parametrelerinde bulunan shell thickness yani kabuk kalınlığı dediğimiz bir kalınlık var. Bu kabuk kalınlığı mümkün mertebe yüksek miktarlarda tutulmalı. Yani işte 6 shell, 7 shell, 8 shell gibi shell thickness'larda tutulursa dişli çalıştıkça herhangi bir aşınma durumunda daha mukavim davranacaktır. Ve aynı zamanda doğru malzeme seçimi. Çünkü işte dişli malzemelerde ciddi bir aşınma olacağı için gerekli torku kaldıracak bir donanıma sahip olması önemli. Evet, sorularımız bu kadardı. Umarım sizler için de faydalı bilgiler olmuştur. Yine kafanıza takılan bir soru olduğunda, daha sonradan herhangi bir konuda takıldığınızda iletişim adreslerimiz ekranda, onlardan bize ulaşabilirsiniz. Sunum kaydını tekrar izlemek isterseniz, kaçırdım ben. Arkadaşlarıma da yönlendirmek istiyorum ya da derseniz YouTube'da CADBIM Teknik Destek kanalında paylaşılacaktır. Oradan takip edebilirsiniz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz de süremizi biraz açtık ama siz hiç pes etmeden, yılmadan bizimle buraya kadar geldiniz. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sağlıkla kalın. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İyi günler, iyi çalışmalar, çok sağ olun.